şeklinden söz ediyorsunuz ve diyorsunuz ki demokrasi içinde Türkiye bir iktidarı değiştirebileceğini kendisi de görür ve dünyaya gösterebilirse bundan sonrası artık bir kuantum sıçramasıdır ve Türkiye yıllardır aslında ölü toprağa serilmiş gerçek potansiyelini hayata geçirebilir. Böyle bir duygu edindiniz mi bugünkü toplantıdan, yoksa daha gidecek çok yol var mı? Mutlaka daha gidecek çok yol var. Evet, ama evet, ben bu toplantıyı izlemiş olmaktan dolayı çok mutluyum ve buradan beklentilerimin üzerinde memnun olarak ayrılacağım. O da şu, tabii ki yani Türkiye'nin bugünkü mevcut altında yaşadığı rejimin ayrımcı, eşitliksizci, yani kayırmacı, dışlayıcı karakteri nedeniyle kullanamadığı, faydalanamadığı çok zengin, çok nitelikli bir insan kaynağı var. Bu insan kaynağını değerlendirmesi için Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Çünkü bugünkü rejim ayrımcı, ötekileştirici ve kapsayıcı olmaktan tamamen uzak, insanları yabancılaştırıyor. Geniş toplum kesimlerini kendisine yabancılaştırıyor. Ben de tam tersine burada bugün zaten tabiatı gereği birbirinden çok farklı 6 partinin uzlaştıkları çok geniş bir ortak mutabakat zemininin oluştuğunu görmekten dolayı bir vatandaş olarak da bir gazeteci olarak da fevkalade heyecanlandım. Bugüne kadar gelinen, yürünen yol boşuna yürünmemiş. Ben bunu gördüm burada. Ve de İsmail de geldi. Ekürünüz, program olmaz yapıyoruz Özlem Gürses'le. Konuşmasak olmaz özel yapıyoruz. Yarın akşam da stüdyoda olacağız inşallah. Şimdi o bakımdan çok heyecan verici bir gün. Çünkü gerçekten karşımıza çıkan şey bir ilk prensipler mutabakatı değil. Bu aynı zamanda nasıl bir Türkiye'nin hedeflendiğini adeta bir anayasa taslağı çerçevesinde aktaran, önümüze koyan. Bunu yaparak da aslında bu ittifakı, yani bu yarının Türkiye'si diyorlar diye hashtag zaten açılmış. O zaman yarının Türkiye'si ittifakını da ciddi sorumluluklar altına, yükümlülükler altına sokan bir çerçeve. Çok zengin bir çerçeve. İdeal bir demokrasi çerçevesi, ama şöyle baktığımız zaman ya Türkiye bunu neden başaramasın ki? Bunu başarmak için Türkiye'nin her türlü imkanı var. İnsan kaynağı var, iradesi var, geniş bir toplumsal destek var ve farklı siyasi hareketlerden kaynağı da var. Desteği de var, uluslararası desteği de var bu manada. Yani çünkü demokratikleşme küresel manada, bir mesele. Tabii yani Türkiye'nin meşruiyetini güçlendirecek olan çok çok önemli bir husus bu manada. Şimdi baktığınız zaman çok farklı kökenlerden, siyasi mecralardan gelip buluşan bir siyasi partiler ittifakını görüyoruz. Bunun ortaya koyabildiği çok geniş bir ittifak zemini. Ama ben burada Cumhuriyet Halk Partisi açısından vurgulamak istediğim bir durum cümle var. Bir cümle. O da şu. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce Cumhuriyeti kurdu. Bugün de kendi ifadeleriyle dostları ve müttefiklerinin de yardımı, desteği ve onlarla birlikte demokratik cumhuriyeti kurmak için yola çıkıyorlar. Hep birlikte çıkıyorlar. İlk defa bu bir taban hareketi olarak, daha önceki yayında da söylediğim gibi bir sivil siyasi hareket olarak ilk defa böyle bir durum, tablo gerçekleşiyor. Çok mutluyum. Bu kadar geniş bir demokratikleşme, hukuk devleti ve demokratikleşme çerçevesinde bu kadar farklı siyasi partinin anlaşabilmesi beni gerçekten Türkiye'nin bunu başarabileceğine olan inancımı da arttırdı. Bir çok güçlü bir mutabakat zemininin oluştuğunu görmek beni heyecanlandırdı. Peki Kadri Bey, çok teşekkür ediyorum. O zaman sizi de uğurladım ve İsmail Saymaz'ı aldım yanıma. Şimdi herkes soruyor tabii, iyi de bu geniş mutabakatın içinde sol nerede? Şimdi bugün başarılmış olan bir hikaye var, ama hikayenin bir de devamı var. Bağımsız bir gazeteci olarak ne gördün? Ne bekliyorsun? Bir risk görüyor musun? Şimdi burada zaten solu Cumhuriyet Halk Partisi temsil ediyor. Yani soldan kastımız merkez sol, demokratik sol ve sosyal demokrasi, aynı zamanda Atatürkçüler. Onu CHP temsil ediyor. CHP zaten bunun hemen hemen bütün tonların içerisinde barındırıyor. Hem
Sosyalist Avrupa, solu. Hem sol, tabii hem sosyal demokratları hem de kendisini sosyal demokratlar içerisinde sosyalist diye tanımlayanları da bünyesinde barındırıyor. Ama burada bir de HDP keseni var. Yani bir de HDP kümesi var. Onunla ilgili de başka bir tasarrufa ihtiyaç var. Şöyle ki ben de şu fikirdeyim. HDP'nin Millet İttifakı'nda yer alması ya da bu altılı ittifakta yer alması mümkün görünmüyor. Bu HDP'nin özel yükü nedeniyle mümkün görünmüyor. Bu buradaki siyasal öznelerin HDP'yi taşıma kapasitelerinin denk olmaması itibariyle de mümkün görünmüyor. Yani CHP belki taşıyabilir ama İYİ Parti taşıyamaz. DEVA belki taşıyabilir ama Gelecek taşıyamaz. Hepsinin sonunda HDP de bunlarla yan yana olmak istemeyebilir. O nedenle doğrusu HDP'nin üçüncü bir ittifakta yer almasıydı. Ve kendisi de zaten böyle bir niyetinin olduğunu beyan etti. Ama Cumhurbaşkanlığı parlamenter demokratik sistemin değiştirilmesinde yan yana gelmek başka. Fakat eğer bir ortak aday belirlenecekse bu hususta yan yana gelmek başka. O nedenle ben bir ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse Millet İttifakı'nın kurduğu altılı masa ile HDP'nin kuracağı üçüncü masa arasında bir koridor olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu iki masanın biraz birbirine yakın durması gerektiğine inanıyorum. Şundan ötürü bir kere HDP Ankara'da kalmalı. Yani HDP'lilerin yüzü Ankara'ya dönük olmalı. HDP siyasette kalmalı. Siyaset kurumunun içinde kalmalı. HDP kapatılmamalı. Siyasetçilere tutuklanmamalı. Siyaset alanın dışına atılmamalı. Belediyelerine kayyum atanmamalı. HDP siyasi bir özne olarak var olmalı. Ama HDP de örneğin en son işte Kandil'e giden HDP'li milletvekili vakasında olduğu üzere siyasi alanla terörün mesafesinin bu kadar kaybolmasına izin vermemeli. Buna göz yummamalı. Böyle bir fotoğrafın içinde yer almamalı. Dolayısıyla HDP siyasette kalmalı. Hal böyleyken Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin ve onun en az 6 milyon seçmeninin ve yine ondan etkilenen HDP'ye oy vermese de Kürt seçmenin görüşünün sorulması, onun değerlerinin önemsenmesi ve dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla bir ortak cumhurbaşkanı adayı olacaksa mutlaka HDP'lilerle de görüşmelidir. Mutlaka HDP'lilerin değerlerine kulak vermelidir. Öyle HDP'lilerden vergi alırken HDP'li diye bakmadığına göre, askere çağırırken HDP'li diye bakmadığına göre, mecliste grup başkan vekilinin yönettiği oturumlara katıldığına göre, meclisin kurduğu komisyonlarda HDP'lilere de yer açtığına göre, devletin hazinesinden para aktardığına göre seçimde de onların değerlerine itibar etmek zorundasın. Bu yönüyle bu masada HDP'nin olmaması çok doğal. Zaten kendisi istemiyor ama bu masanın yakınındaki en masada HDP'lerin oturulması gerektiğini düşünmek gerekir. Bu da şundan, Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Nasıl ki İstanbul işte ve başkaca Ankara ve başkaca belediyelere belediye başkanı belirlerken HDP'lilerin de oy vereceği bir belediye başkanını hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı göz önünde bulunduruyorsa bunda da aynı husus geçerli. Değil mi ki Binali Yıldırım İstanbul seçimlerinde HDP'linin adayı yok, onların da adayı benim dedi. Demek ki Cumhur İttifakı da HDP'lilerin oylarına sahip. O halde bunda çekinecek bir şey yok. Cumhur İttifakı, eğer Millet İttifakı bir ortak cumhurbaşkanı adayı seçecekse HDP'nin oylarına talip olmak zorunda. Siz oylarına talip olduğunuz insanları yok sayamazsınız. Peki. Siz onları görmezden gelemezsiniz. Siz onların değerlerine hakaret edemezsiniz. Peki, son bir cümle lazım. Aslında reklam sürem geldi ama iyi manşet atıyorsun. Onun için özellikle sana sormak istiyorum. Bugünün manşetini nasıl attın? Ya aslında bugün yani bunları yarının Türkiye'sini bugünden kurdular. Yani bu doğrusu budur. Bugünden kurdular. Şu metin değil önemli olan. Yani bu metinde ne yazdığı çok bir mesele değil. Çokça partinin tüzüğünde de çok güzel hülyalar yazıyor. Hemen hemen Türkiye'de 110 küsur parti var galiba. Hepsinin metni, tüzüğü ve programı birbirinden güzel. Mesele Türk siyasi tarihinde ilk kez 6 partinin 4 ve üzerinde eğilimi yansıtan 6 partinin ilk kez yarının Türkiye'si için bugünden kafa kafaya veriyor olması. Bu Türkiye'de imkansıza yakın bir şey. Bunu denediler ve 6 parti bir yürüyüşe çıktılar.
Umarım bunun sonunda bizi her biriyle yarının Türkiye'sine çıkarırlar. İsmail Saymaz, çok teşekkür ediyorum. İsmail de uğurluyoruz efendim ve reklam arasına giderken çok teşekkür ediyoruz hem teknik ekibe hem tüm Halk TV emekçilerine. Saat başında saat 16'da her zaman olduğu gibi İpek Özbey kadrajla 2 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacak. Ama bu sefer özel bir yayınla, özel konuklarıyla. Halk TV'den ayrılmayın efendim. Tekrar İstanbul stüdyodayız efendim. Özel canlı yayınımız, tarihi canlı yayınımız devam edecek. Bugün tarihi iki masaya işaret edilmişti. Biri yuvarlak masa buluşmasının ardından bugün mutabakat metninin imzalanacağı güçlendirilmiş parlamenter sistem.